Çiftçiler, bu bir tersine göç hikayesi. Çiftçilerin örgütlü yapı, bilinçli üretim ve teknolojiye verdiği değerle gerçekleştirdiği kalkınmaya şahit olacaksınız. Isparta'nın merkeze bağlı 2500 nüfuslu Deregümrü köyünde gül bahçelerinin üzüm bağlarının yerini domates seralarıyla karanfil seraları alıyor, üretim ahududuyla çeşitlendiriliyor. 10 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek teşkil eden başarı hikayesini bu değişimin mimarları anlatıyor. İmkanlarının kısıtlı olması yıllarca köyden kente göçün en önemli sebebi olarak gösterildi. Ancak size bahsedeceğimiz köyde işler farklı işliyor. Bu köy birçok ilden göç alıyor. Isparta merkeze bağlı Deregümrü köyü tersine göç hikayesine konu oluyor. Tarımsal kalkınmayı örgütlü yapıyla başaran Deregümrü halkı, Isparta'nın en önemli geçim kaynağı olan gül bahçelerinden umduğunu bulamayınca alternatif aramaya başlıyor. Gül bahçesinde karanfille domates ekonomik darboğazın sonu oluyor. Deregümrü köyü aşağı yukarı 2500 nüfusa sahip. Yazın tabi bu 3500-4000 lira dayanıyor. Bizim toprağımız Pomza, yani 7000 yıl önce yukarıdaki Gölcük kraterinin patlayıp bunları dolgu yapması sonucu oluşan bir toprak. Pomza bir madendir. Suyu bünyesinde tutup sonra bitkinin ihtiyacına göre köküne salan bir madendir. Bildiğiniz sıva kubu gibidir. Yağmurlu havada ayağınıza çamur bulaşmaz. Ve bu topraklarda gerçekten de yıkanabilir toprak. Artı gübreleme hatasını anında giderebilirsiniz sulamayla. Böyle bir yapıya sahip. Köyümüzün gelir kaynağı eskiden bağ ve güldü. Modern tarımı bilmiyorduk. Modern çiftçiliği bilmiyorduk. Modern sulamayı bilmiyorduk. Şu anda köydeki 15-16 yaşındaki bir gence sorsan, bugün ziraat mühendislerine ne diyeyim size, taş çıkartır diyebilirim. O şekilde yetişti köyümüz. Nasıl başladı bu değişim hikayesi diye soruyoruz. Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Haymanalı anlatıyor. 2000 yıllarında Antalya'dan gelen bir firmanın köyümüzde 50 dönüm üzerinde karanfil yetiştiriciliğine girmesi, bizim köyümüzün de bu arazide, kendi arazimizde işçi olarak çalışması bizim karnımıza dokundu. Dedi ki biz bunu niye yapmıyoruz, kendi arazimizde niye amele olarak çalışıyoruz, niye patron olmuyoruz? Bu yolla yola çıktık. İlk etapta iki dönümle 1500-2000 metreyle başladık biz bu işe. Ertesi yıl biraz daha büyüdük, biraz daha büyüdük. Şu anda 1000 dekarın üzerinde bir kapalı seracılık var. Bunun yanında firmalarda katarsak işin içine 1500 dönüm üzerinde. Bunun aşağı yukarı 450-500 dönümü kesme çiçek, gerisi zepse. Köylümüz şunu öğrendi, modern çiftçiliği öğrendi, modern tarım öğrendi. Modern tarım yapılmayınca kazanılmayacağını öğrendi. Kooperatif Başkanı Mustafa Haymanalı, Deregümrü'nde ilk serayı kendi kuruyor. Önce herkes şüpheyle yaklaşıyor, ancak kısa sürede ön yargılar aşılıyor. Serayı biz ilk kurduğumuzda biz domatesin nasıl yetiştiğini de bilmiyorduk. Allah'a eskisi gibi annelerimiz diktiği gibi sadece bir sezonda dikip toplamaya geliyordu kasada. 1500 metreye diktiğimizde mühendis desteği almamız gerekiyordu özellikle. Mühendisler de burada domates olduğunu, domates olacağını, bu bölgenin bunu sevdiğini özellikle belirtmek için çok önem verdiler. Ot bitmeyen bir tarlada böyle bir verim alınca köylü gerçekten de seraya, yani her gün ziyarete geldiler. Nasıl bir şey bu? Nasıl oldu bu? Köylünün ilk önce onu görmesi gerçekten çok şey değiştirdi. Köylü şunu dedi, ya bizim topraklarımız gerçekten altınmış, biz burada her şeyi yapabiliriz, yeter ki çalışalım. Sağ olsunlar, omuz omuza verdiler. Başarıya ulaşılması örnek teşkil ediyor. Köylü seracılığı benimsiyor. Hal böyle olunca işsizlik problemi ortadan kalkıyor. Öyle ki köy dışarıdan göç bile alıyor. Bir dekar serada 2 ya da 3 kişi çalışır. 1000 dekar demek bugün 2500-3000 kişiye iş kapısı demek. Biz şu anda dışarıdan göç alan bir köyüz. Şu anda
Diyarbakırlısı, Mardinlisi, Batmanlısı ve hatta Malatya'dan da gelen aileler var. Burada bir sezon kalıyorlar, bir sezon çalışıyorlar, gerisi geri memleketine gidiyorlar. Biz bununla da gurur duyuyoruz. Ekonomiye katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Üretim yapılabilir ama bunun için su gerekli. Sulama kooperatifi tam da bu noktada devreye giriyor. Bu arazilere su gerekiyordu. Eskiden vahşi sulamamız vardı. Song sistem diyebilirim. İnternet üzerinden cep telefonuyla yönettiğimiz 5000 dönümlük sulanılı bir arazi var. Benim en çok övündüğüm tarafı da var, övündüğüm tarafı. Yani köylüm olarak övündüm. Belki dünyada tek, bütün arazisi damlama suyla sulanan tek köy biziz. Mesut Kahveci, örgütlü yapının gücüne inanıp çiftçileri tek çatı altında buluşturacak bir yapı için 3 ortağıyla birlikte adım atıyor. Deregümü Tarım AŞ böylesi bir girişimle doğuyor. 8 yıldır seracıyım. Aşağı yukarı 20 bin metrekare seram var. Kapalı örtü. Karanfille başladık. Şu an itibariyle domates, sebze çeşitlerine girmeye başladık. Sebze çeşitlerinde domates ağırlık olarak yapıyoruz. Ocak 2014'te şirketimizi kurduk. Bunu kurma amacımız bayağı bir potansiyel, aşağı yukarı 700 dekar üzerinde bir şeyimiz var. Üretim seralarımız var. Bunların tamamını bilinçli, kaliteli ürün yapmak, ondan sonra paketleyip pazarlamak amacıyla şirketimizi kurduk. Bunun aşağı yukarı %100, 700 dekarın %100'ünü tamamen işleyip standart hale getirip bunu pazarlamak istiyoruz. Biraz da marka olarak pazarlamak istiyoruz. Bunu İzmir, İstanbul, ondan sonra Ankara gibi hallere, ondan sonra büyük marketlere pazarlamak, satmak amacıyla şirketi kurduk. Bir sonraki adım, kalite önceliğiyle üretilen domatesin Deregümü markasıyla pazarda yerini almasına yönelik paketleme tesisinin kurulması. Bunun içinde kollar sıvanmış bile. Paketleme tesisimiz şu anda proje devam ediyor. Bunu tamamen aşağı yukarı 3 ay sonra, yani 7. aya hazır vaziyete getireceğiz inşallah. Hasat zamanına bunu paketleme tesisini grupta paketleyip birebir marketlere göndermek için şirketin oluşumunu sağladık. Şirketin girişimlerinin Deregümülü üreticilerin ne kadarını kapsayacağını merak ediyoruz. Aldığımız yanıt net oluyor. Aşağı yukarı %100'üne ulaşacağız. Burada sadece kendi üretimimiz değil, tamamen 700 dekar kendi köyümüzde üretilen domateslerin hepsini paketleyip tesisimizle paketleyip İzmir'e, ondan sonra İstanbul'un marketlere göndermek amacımız. Bir de üreticiye kulak veriyoruz. Deregümü köyünde domates kadar değerli bir diğer üretim kalemi karanfil. Üstelik bu kalem köye ihracatçı sıfatı da kazandırıyor. Erdoğan Tarım bu konuda köye öncülük ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan yola çıkış hikayelerini anlatıyor. Bu karanfil işi, seracılık işi 2000 yıllarında Antalya'dan bir firmanın gelip buraya sera yapmasıyla başladı. Bu macera ondan sonra bizi de sardı. İlk dönemde o firma karanfil yetiştirdi. Biz de meraktan gidiyoruz geliyoruz derken iki dönümle bu işe başladık. Şu anda üretimimiz bayağı iyi, ilerledik. Bu karanfil üretimini burada yapıyoruz. Bizim burada en büyük avantajımız, karanfil kış döneminde Antalya'da oluyor, yaz döneminde burada oluyor. Onların devamı oluyor bizim üretimimiz. Pazarlama yerlerimiz genelde %90'ı yurt dışına gidiyor. Gönderdiğimiz ülkeler Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna taraflarına da gidiyor. Böyle bir üretimle devam ediyoruz. Mehmet Erdoğan, Isparta ekonomisine sağladıkları katkıya dikkati çekiyor. Komple Isparta olarak 450 dekar alanda karanfil üretimi yapılıyor. Bu da aşağı yukarı 5 milyon dal çiçeğe tekabül ediyor. Bunun tamamı %90'ı yurt dışına ihraç oluyor. Bu da ülkeye döviz getirme açısından, bizim buradaki çalışanların refahı açısından büyük bir gelir kaynağı oldu. Biz de mutluyuz bu dönemde. Müzik.
suyu, toprağı, yaz dönemi karanfil üretiminde Deregümü köyünü liderlik koltuğuna oturtuyor. Buradaki toprak yapısı karanfil üretimi için çok uygun, elverişli. O yüzden sebepten dolayı buradaki çiçek daha kaliteli oluyor, daha vazo ömrü uzun oluyor. Bu da bizim için satışta büyük bir artı avantaj oluyor. Bugün ulaştığınız konumu 10 yıl önce anlatsalardı inanır mıydınız diye soruyoruz Mehmet Erdoğan'a. Hayır, hayalini bile kuramazdık diyor. Erdoğan, kalkınmaya giden yolun bireysellikten değil, birlik beraberlikten geçtiğini söylüyor. Örgütlü yapının önemine işaret ediyor. Hep ben olmayacak bu. Komple köylü olarak büyürsek daha güzel olacak. Şimdi o yönde tek tük büyüyen arkadaşlarımız var. Bunlar da devam edecekler. Yani biz gibi 8-10 tane daha firma olursa bunların yanında çalışan insanlar da gelir kapısı elde edecek. Bu da hem ülke için hem bizim için büyük bir gelir kaynağı olacak. Biz bu yüzden mutluyuz. Üretimin çeşitlendirilmesinde yönlendirici olan Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Haymanalı, Isparta Valiliği'nin köyleri kalkındırma projesinde ahududa dudağı ekimi için Deregümü'nün pilot bölge seçilmesini sağlıyor. Özel idareden bu işle ilgili Tufan Bey müdürümüz beni aradı. Dedi başkan böyle böyle bir proje var. Tamamıyla köyleri kalkınma, aileleri kalkındırma projesi. 100 dönüm ahududa ilgili projemiz var. Sen ne katkıda bulunursun dedi. Ben dedim 100 dönüm benim olacak. O dedi kaldırır mı köylü yapar mı bu işi? Benim köylüm çalışkandır, benim köylüm bu işi yapar dedim. Deregümü köyü hızla gelişip kalkınırken enerji ihtiyacını da yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak hedefinde. Bu sayede çiftçinin maliyetleri de düşürülmüş olacak. Tarımda şu anda elektriğin özelleşmesinden dolayı bir sıkıntı içindeyiz. Bu sıkıntıyı aşmamız için de bir güneş enerji sistemi üzerinde projede çalışıyoruz. Bir iki firmayla bunları görüştük. Bir firmanın birine proje hazırlattık. 1 megawattlik bir güneş enerji sistemi kuracağız. Yer altından bizim sularımız sontaj sulama. Yani aşağı yukarı 100 metreden çıkıyor sularımız. Bunları da güneş enerjisiyle ürettiğimiz elektrikle bunları çalıştırırsak çiftçimize biz de ucuz su satacağız. Maliyetleri düşürmenin yolları. Türkiye'yi örnek olan kalkınma hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Deregümü Köyü'nün Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Haymanalı sözlerinin sonunda birlik beraberlik mesajı veriyor. Daha iyi verim, daha ucuz üretim, daha kaliteli üretim, biz bunun yolundayız. İnşallah köyümüz birlik beraberlik içinde birbirine saygıda sevgide kusur yok. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz bu şekilde devam etsin.